İyi akşamlar. Söz Meclisten Dışarı programı başladı. Bu akşamki konuğumuz Uludağ Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Yunus Aydın. Hoş geldiniz Sayın Yunus Aydın. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. İsterseniz gündemin en yoğun konusuyla programa başlayalım. Asgari ücret konusu sıkça konuşuluyor. İki ayrı sendikadan, örneğin işte Türk İş 8 bin bandından bahsederken DİSK 13-14 bin bandında bir talepte bulunuyor. Bu talep elbette ki çalışanlar için önemli ama bu işin bir de işveren ayağı var. Çünkü aslında asgari ücretin belirlenmesi de devlet hakem pozisyonunda ama esas bu asgari ücretlere maaş ödeyenler, işverenler, küçük esnaf ve sanayiciler. Bu durumda asgari ücret beklentisi ve sanayi dengesini konuşarak programı başlatalım. Şimdi yaklaşık 6 ay önce asgari ücrette bir düzenleme oldu. %50 gibi Evet. bir rakam oldu ve yine bir %50 civarında bir rakam konuşuyor. Bu özellikle iş dünyası için maliyet hesaplarını yaparken girdi maliyetleri ne kadar önemliyse, yani elektrik ve doğal gaz, ham madde ne kadar önemliyse işçilik maliyeti de o kadar önemli. Tabii ki işçi maliyeti işveren açısından önemli ama çalışanının psikolojisi, ruh hali, Alım evdeki gücü anlamında huzuru da, alım gücü de o kadar önemli. Çünkü ekonomik durumu iyi olan, ekonomik problemi olmayan insanın performansı farklı, daha rantabl, daha verimli çalışıyor. Sıkıntılı bir işçinin iş verimi çok düşük. peki tam da Bunları bu göz noktada ardı etmeden işveren her şeyi dengelemek mecburiyetinde. Ama en önemli konu uluslararası alanda elinin güçlü olması için ürettiği ürünün uluslararası pazarda 0,01 sent daha ucuz olursa tercih edilen ürün olacak. Bunu da göz ardı etmemek gerekiyor. tam da bu noktada bir taraftan da işte asgari ücrette enflasyona göre bir dengeleme yapıldığında yine bir %40, %50 bandında artış olduğunda işten çıkartmalar olabilir gibi bir algı da oluşuyor. Buna yaklaşımınız ne olur? Şimdi şöyle, çok büyük firmalarda hatıra birkaç kişi çalıştırılabilir. Hani çıkartılabilirse onlar çıkartılır. Yoksa makinenin bandında üretimdeki olan işçiyi nasıl çıkartacaksın? Mecburen çalıştırmak Üretimi kim mecburiyetinde. yapacak? Tabii üretimi birinin yapması gerekiyor. O işi birinin takip etmesi gerekiyor. Yani şimdi daha çok emek yoğun sektörlerde bu sıkıntı yaratabilir. Türkiye'de de lokomotif sektörlerden biri de tekstil. Tekstilde de konfeksiyon, emek yoğun sektörlerinin başında geliyor. Uluslararası firmaların Türkiye'den, özellikle marka firmaların tercihlerini Türkiye dışındaki ülkelere verme son 3 yıl ayda siparişlerde bunları yaşadık. Peki tam da bu noktada COVID sürecinde özellikle tedarik zincirinin bozulması Türkiye için avantaja dönüştü. Geçen programlarda konuştuğumuz Evet. Türkiye'ye siparişlerin arttığından O bahsetmiştik. dönemde Evet. arttı ama Başta son navlun dönemlerde fiyatlarındaki biraz artışlar. sıkıntılar yaşandı. Yaşanma sebeplerinden birinin başlıca etkenlerden biri de. Tabii siyasal ortamlar da önemli çünkü firmalar arıyor ama onun dışında da girdi maliyetleri de önemli. Yani doğal gaz ve elektrik fiyatlarındaki artışların fiyatlara aksetmesi, Türkiye tercih edilmesi olayında belki ülkeler daha alternatif ülkeleri aramaya itmiş olabilir. Ki elektrik tüketimi son organize sanayi bölgelerde son aylarda düşmeler var. Yani rakamlar ortada. Şimdi bunu sebebini de aramak Burada hemen lazım. şunu söylemek gerekiyor değil mi? Organize sanayi bölgelerindeki elektrik artışı ya da düşüşü, üretimin arttığı ya da bir nebze düştüğünü Evet, gösteriyor. üretimin arttığı, uluslararası alandan Türkiye'ye talebin arttığı, Türkiye'nin tercih edildiğinin göstergeleri elektrik ve doğalgaz tüketimine dayalı.
Oradan zaten gözlemleyebiliyoruz. Başka türlü gözlemleyemeyiz. Elektrik ve doğalgaz tüketimi artarsa istihdam da artar. Yani işçi aranır. Çünkü ne kadar çok makine çalışırsa o kadar çok insan ihtiyacı olacak. Emeğe ihtiyaç olacak. Şimdi söylendiği gibi sanayici açısından, maliyet hesabı açısından düşündürücü olabilir ama işçisinin ekonomik durumu ve psikolojik durumunun iyiliği de önemli. Çünkü performansı önemli. Daha rahat aklı ve beyni ve fiziği iş yerindeyse o işçi daha verimli oluyor. Tam da bu noktada şöyle bir sorun yok mu esas Türkiye'de? Yani dediğiniz gibi çalışanın mutlu olması üretime yansıyor ama tam da bu noktada bununla doğrudan etkileşim içerisinde olmayan ev sahibi diyor ki hazır zam geldi, ben de bir zam yapsam. Dolarla hiç alakası olmayan, üretim yapan bile ya dolarda şöyle oldu diyor, o da zam yapıyor. Aslında bir yerde asgari ücretin bandından ziyade asgari ücretle beraber hazır ben de bir fırsatçılık yapayım, kendi fiyatlarıma yeni denge getireyim diyenler dengeyi bozmuş olmuyor mu? Şimdi o ortam niye oluşuyor? Onları da göz ardı edemeyiz tabii. Çünkü bir istikrar gerekiyor. İstikrar için de ekonomik verilerin düzgün işlemesi gerekiyor. Eğer bir yerde problem varsa problemi oluşturan etkenler var. Bu etkenlerin oluşumunun da her mesleki dalda bir bakış mantalitesi var, açısı var. Şimdi ekonomide bir sıkıntı varsa, ekonominin bakış açısıyla konulara bakarsan doğruyu, yanlışı rahatlıkla görebilirsin. Ama şimdi Türkiye'de her gerek siyasi platformda, gerek işte iktidar partisi yanları, gerek muhalefet partisi yanları daha çok olaylara taraftar olarak bakıyorlar. Yani objektif bakılamıyor. Objektif bakılabilse çözümler daha hızlıca ortaya koyulur. Çünkü sıkıntının ne olduğu teşhis edilip ve bu kabullenilirse çare aranır. Ama işte yanlış olduğunu kabullenmeyip ısrar edilirse doğru olduğu yönünde de işlevin de doğru olduğu yönünde de bu ısrarla savunulursa tabii sıkıntı yıllara yayılıyor. Bu sefer başka sıkıntılar da yaratıyor. Evet. Şimdi 2022 şu an maalesef işverenler şimdi işçimize vereceğiz mecburen asgari ücret. Asgari ücretin çok üstünde vermemiz de gerekiyor. Niye vermemiz gerekiyor? Alım gücüne göre hareket etmemiz lazım. Açlık sınırı belli, rakam ortada. Buna göre işçimiz eğer ruhen rahat olursa, kendini işe verebilirse işçiden daha fazla verim almış olacak. Aslında sanayideki işçilerin çoğu da vasıfsız işçi neredeyse çok... Belki %10'larda çünkü üretimde artık evet, daha çok az, evet. Vasıflı taşıma, işçi. Taşıma, paketleme işlerinde daha çok şey. Dolayısıyla onlar da zaten asgari ücretin üzerinde maaş alıyorlar. Sayın Başkan, 2022'nin sonuna doğru geldik. 2023 yılı Türkiye için... Fakat asgari ücretin hızlı yani bir yükselmesi, yükselmesi... Ustabaşı vesaire konumdakilerin beklediği zammı alamamasına neden oldu. O da bir sıkıntı yarattı. Sıkıntı. Şimdi... Yani bir %50, şimdi de bir %50 zam getirdiği zaman orada özellikle ustabaşı, işte kalfa çalışan çırak arasındaki o dengeyi kurmak açısından da işveren sıkıntıya düşecek. Çünkü daha tecrübeli, emeğini ortaya koyan, bilgisini ortaya koyan, maharetini ortaya koyan insanla yeni aldığın bir insanla rakamlar olarak maaşı birbirine yakın olduğu zaman haklı olarak tepki koyacak usta veya verimli olan bilgisini, maharetini, tecrübesini ortaya koyan insan. Tamam, da bu dolayısıyla o da bir işverene ayrı bir şey. Aslında burada tüm bu rakamlar vesaire belirlendikten sonra işverenin kendi
işletme yapısı içerisinde yeni sorunlar işvereni bekliyor aslında. Tabii ki bekliyor. Ya gönül ister ki ekonomide bir istikrar ortamı olur. Böyle %50 %50 değil de daha piyasa oturmuş olur. Yani Avrupa'daki enflasyon rakamları belli. Avrupa'da en yüksek %9'lardan 10 olan çok nadir ülkeler var. Ama bizdeki enflasyon işte iddialar %84 konuşuluyor. %200 konuşuluyor. Orada bile bir hemfikirlik yok. Ya tartışma ortamı yani var. Yani öyle bir hale geliyor ki örnek veriyorum işte sık tartışıldığı için işte ayçiçek yağında bir anda insanlar sanki kıtlıktan çıkarmış gibi şu an çoğu insanın evinde 2 yıllık ayçiçeği depolanmış durumda. Bazen de o kültürel anlamda da biz de tetikleyici olabiliyoruz. Yani tek başına üreten, tek başına... Mutlu Bey, yani şimdi ayçiçek doğru. Elinde 2 yıllık diyelim stoğunda, mutfağında olan ayçiçek yağı olan ailek ne kadardır? Yani toplam aileler... Ben kuyrukları gördüğümüz için soruyorum. Çoğu yani. Maalesef çalışanlarımın çoğu. Çünkü bu maaş ortamı, rakamlarıyla çok rahat değiller. Yani anladım. Sıkıntılılar. Peki, telaffuz edilen rakamlarla da çok iyi olacaklarını zannetmiyorum. Sayın Başkan, 2022 bitmek üzere. 2023 yılı Türkiye için özel bir yıl. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümü. Geçmiş programları pek çok defa hep Uludağ Organize Sanayi Bölgesi'nin 100. yılda 1 milyar dolar hedeflerine ulaşması gayretinizi ortaya koyuyordunuz. 2023'te 2022'ye bakarak gelen siparişlere, üretime, ihracata bakarak 2023 hedeflerinizi yakalayabileceğinizi düşünüyor musunuz? Şimdi ekonomik olarak bazı daralmaların, sıkıntıların olduğu işte ilk defa senede iki defa asgari ücretin değişikliğin yaşandığı dönem yaşandı. Bunlara bakarak yine de ben hedefi tutturacağımıza inanıyorum. Tabii bu hedefi tutturabilmek için organize sanayi bölgeleri yönetimlerinin mantalitesi çok önemli. Çünkü Türkiye'de hala organize sanayi bölgeler yönetimlerinde maalesef çalışanların daha çok yani bölge müdürünün idare ettiği bölgeler haline geliyor. Halbuki organize sanayi bölgeleri yönetimi yerel yönetimlerden bir farkı yok. Konulara daha vakıf olur. Ha, bakanlık nezdinde denetimlere de bize işte boyana ruhsatı alamayanlar şikayetçi oluyor. Durmadan müfettişler geliyor. Durma. Hala şu anda bile müfettiş var. Şimdi gelen müfettişlere de bakıyorum. Sabit bir bakış açısı var ve memur zihniyeti ön plana çıkıyor. Yani burada inşallah 2023'te seçimler olacak. Bursa'dan milletvekili seçecek arkadaşlara ben özellikle şunu organize sanayi bölgeler yönetmenliğinin değişilmesi için yeni seçilecek arkadaşlara yardımcı da olabilirim. Bir kanun teklifinin verilmesi lazım. Çünkü OSPÜ'nün yeniden bir arıtılıp gerçek siyasal yapıdan tamamen siyasal yapının bir kere OSPÜ'nün üstünden elini çekmesi lazım. Kesinlikle bağımsız bir kurum haline getirilmeli, bir üst kurum haline getirilmeli ve denetimler bu üst kurum olarak yapılmalı. Aynı şey odalarda ve borsalar için de gerekli. Şimdi her ilçede ticaret sanayi odası mutlaka kurulmalı. Yoksa birkaç kişinin oluşturacağı yönetimin hükmettiği koca Bursa'da işte ticaret sanayi odası. Yıllarca hep ikisinin aslında ticaretin ve sanayinin ayrılması gündeme lazım. Gelir. Bunlar kanunla yapılırsa daha iyi. Çünkü o zaman gücü ele geçiren bırakmak istemiyor. Gücü siyasal güce dönüştürmeye çalışılıyor. Veya siyasal gücü arkasına alıp bir şeyler yapmaya çalışırken diğer tarafta da objektif olduğun zaman, açık konuştuğun zaman boyane ruhsatı alamayan birkaç kişi, boyane Uludağ OSB'de boyane ruhsatı demek, vermek demek, Gürsü'ye, Kestel'e, Yıldırım'a, Bursa'ya ihanet demek. Tam da bu noktada böyle konularda çevreciler nerede olur? Çevrecilerin bu arada, tabii ki şimdi bu olayı ben kamuoyuyla çok paylaşmadım. Ama bundan sonra paylaşacağım. Birileri ruhsat alacak, ruhsat dediğin olay da 1 milyon dolar... Sanayiciler birbirlerine boyana ruhsatını satıyor. Öyle. Onun için millet birbirini yiyor. Ben ne için mücadeleyi veriyorum? Yeraltı suları 300 metrelere inmiş.
Yeni boyana ruhsatı vermeyelim. E, yerel yönetimler nerede? Tam da bu noktada. Niye gelmiyorsunuz kardeşim? Bu konuda bak ben medyayla paylaşıyorum, kamuoyunda gündemi oluşturuyorum. Milletvekili arkadaşlar, size şikayet için gelen o sanayici arkadaşların gerçek olarak sordun mu? Sayın Başkan, Yunus Aydın, böyle bir iddia var. E, geldi 3,5 ay müfettişler, şimdi bir daha geldi, aynı konular. Peki tam da bu noktada sorayım. Yeraltı sularından bahsedin. Siz Gürsu doğumlusunuz. Sizin çocukluğunuzda Gürsu'da su durumu neydi? Dereler akıyordu. 1 metre mezar kazılıyordu. Cenaze defnedilemiyordu. Altına ot koyuluyordu. Artezyenler akıyordu her yerde. Yani 50 yıl içerisinde geldiğimiz nokta. 300 metrelerde. Bak Barafaki'de obruklar oluşmaya başladı. Gidişat hayırlı değil. Üniversite odalar toplantı yaptılar. Jeolojik oda başkanı da bu konuda bilgi vermişti. Yeraltı sularıyla ilgili organize sanayi bölgeleri. Evet, problem. Şu anda belediyelerde diğer boyanelere su verme konusunda da çekinceli davranıyor. Çünkü konutlara yetmeyecek gelecekle ilgili. Bursa bu sene yağışın konu şu. Biz ortaya koyduklarımız mantıklı ve çözüme dayalı. Çataltepe'yi ortaya koyduğumuzda dedik ki bir su kaynağı oraya aktarılsın, merkezi buhar sistemi yapılsın, merkezi buhar sistemiyle beraber sıcak su sistemi yapılsın. Çünkü biz yaptık. Düşünüyor musun? Şikayetlerden biri de bu buhar sistemi. Çok enteresan. Ya, yerel yönetimlerden... Yani hava kirliliğini önlemek için yapılan... yatırımlar, hatta başarılı çalışmalar, geriye döndüğümüzde önünüze siz niye böyle bir hizmet yaptınız diye Şimdi buhar merkezi şikayet olarak mı karşınıza çıkıyor? Evet. Niye şikayet olarak? Ya işten çıkarttığımız, suç işlemiş veya performansı iyi olmamış, çalışmamış çalışanımızı işten çıkartıyoruz. O boyanı ruhsat almak isteyen arıyor. Gel işte kızım avukat, gel sana yardımcı olsun. Götürüyorlar bakanlığa şikayet ettiriyorlar. Bilmem ne. E buna da bazı milletvekiller aracılık yapıyor. Olmaz bu. Olmaması lazım. Gelip bir sormanız lazım. Şimdi birileri 1 milyon dolarlık bir değeri kapmanın, bedavaya kapmanın peşinde. Uludağ OSB kurulurken ileriyi görmek böyle olur. Dipnot düşüttürdük biz. Yani 2001 yılında OSB'nin ilk ayağı olan GÜSAB'ın kurulma fikrini koyan kişiyim ben. 2001 yılında Uludağ Organize Sanayi Bölgesi'nin anayasası kabul edeceğimiz tüzük hazırlanırken ne dediniz? Yeni boyane, mevcut boyaneleri koruyalım, yeni boyane kurulmasın. Yani bunun anlamı kaç sayı? 16'ydı. Şu an 13 tane çalışıyor. O 13 tanesinin de Uludağ OSB'nin yetkisinde o verecek ruhsatını. Geldik Kestel İkinoğlu bölgeye. Yani birleşme oldu. Birleşme anından önce Kestel Belediyesi, bak Kestel Belediyesi Kestel İkinoğlu bölgeyi sanayi bölgesi açmak için GÜSAP'tan olur istedi. Olur istedi. Olur için geldiğinde müteşebbis heyet üyesiydim. Ben o gün bu oluru vermenin ileride problem olacağını, yeni boyanelerin kucağımızda bulacağımızı söyledim. 10 yıl sonra dediğim bizzat karşımıza çıktı. Hatta kuramadılar. Birleşmeden sonra aslında 21 nur tane yeni gibi, boyane bulduk kucağımızda. Nur topu gibi kucağınızda yeni boyaneler bulduk. Bizim kendi içimizde çalışanlarımız oradaki bazı kaçak boyaneler yapılmaya çalışılıyor. Baktım kendi çalışanlarım da onlara destekçi olmaya çalışıyor. Ve ben kendi çalışanlarımıza tepki koydum. Hemen dipnot değişikliği yazılmış gönderip düşünebiliyor musun? İçimizde de bu sıkıntıları yaşadım. Tabii rakamlar büyük olunca... Şimdi ben bu mücadeleleri verirken siyasi erkin, yerel yönetimlerin gelip yanımızda olması lazım. Peki, hatta çevre. Çevreyle ilgili bu olayı Ziraat Odası Başkanı ile konuyu getirdik. İstediğin zaman başkan, istediğin yerde toplantı yapabilir. Peki Sayın Başkan, siz Bursa'da ıslah OSB'lerle birlikte 21 organize sanayi bölgesi var. Bunlar içerisinde sosyal projeleriyle basına da yer almasıyla en çok
en ön plana çıkan isimsinizdir. İkinciyle aranızda belki bir o kadar da fark atıyorsunuz. Bu bir taraftan Uludağ Organize Sanayi Mutlu Bölgesi'ne... Mutlu Bey, neden bizim adımız ön plana işte çıkıyor? Şey getireceğim, bir taraftan Baraka'dan bakış açısı farklı bir yere getirdiniz. Bu öbür taraftan size şöyle bir sıkıntı doğuruyor mu? İşte bir yere mi oynuyor, siyasete mi oynuyor, niye bu kadar var? Yani bu adam şu çalışmaları yaptı demek yerine böyle bir soruya dönüşebiliyor mu? Dönüşüyor. Hatta işte milletvekilleri bazıları herhalde bu aday olacak diye belki de bizi kendilerine rakip görüyorlar. İşte müfettişlere falan gönderilmesine etken oluyorlar. Ama ve lakin ben şunu söylüyorum. Organize sanayi bölgelerinin yerel yönetimlerden bir farkı yok. Ya organize sanayi bölgesi hizmet etmesi lazım. Ben şimdi... Öz Dilek'le bir ticaret merkezi protokolünü yaptık. Hüseyin Özdilek'le bir yakasında... anlaşma yaptınız. Evet yaptık. Doğu yakasında. Hüseyin Özdilek'e teşekkür ediyorum. Kamuoyunda teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sıcak yaklaştı. Ha, bu görüşmede de bize ilk Hüseyin Özdilek'i getirdiğini görüşmeye ilk yapan Sami Bilge Kestel sanayicisi. Ona da teşekkür ediyorum. Ama Hüseyin Özdilek şu an oraya bir yatırım yapacaksa OSB yapmayacak. OSB yap işlet devret olarak veriyor. Ama kim kazanıyor? Şehrin doğu yakası. Ya, bu arada şunu da altını çizmek gerekiyor. Gürsü dediğimizde Gürsü, bugün nüfusu 100 binin üzerine çıkmış olan 16 ilçe içerisinde Bursa'nın en büyük ilk seçimlerde 5. ilçesi olmaya, yani Gemli'yi de Mustafa Kemal Paşa'yı da geride bırakmaya aday bir ilçe. Yani aslında şimdi Gürsü bunları yerel yönetimlerin bu kadar büyük bir güce sahip. Otel yaptırıyoruz. Bursa'nın doğu yakasına Yıldırım, Osman Gazi Kestel 1 milyon nüfusa hitap edecek bir... 10 yıl belediyeyle ne diye belediye yaklaşmadı kentsel dönüşüme? Kim kazanacaktı? Gürsu kazanacaktı. Ya ne diyorum bak, ben OSB başkanı olduğumda GÜSAP, Gürsu Organize Sanayi Bölgesi eksi 44.700 metrekaredeydi. Artı Baraka'da hizmet veriyordu. Gürsu Belediyesi'nin uygulamadan doğan yerleri sanayi parseline çevirttirilmiş. Belediye rant olarak yapılmış. O zamanki yönetimdeki arkadaşlara dedim ki, ya her gün başkanla siz birbirinize kötü kötü sözler söylüyorsunuz ama senin bizim OSB başkanınız, personeliniz, senin döneminde olmuş. Personeliniz evet, farklı bir uygulamanın içinde olmuş. Değil mi? Biraz önce dediğim hani bizim olayları takip edersen fark ediyorsun. Çalışanlar birileri tarafından yönlendirilebiliyor, birileri tarafından istedikleri yerde kullanılabiliyor. Oluyor mu? Oluyor. Oldu işte. OSB geçmişte. Şu anda çözüm yollarını ortaya koyuyorsun. Çözüm yollarını ortaya koyma, ticari mantaliteyle bakış açısını ortaya koyup pratik çözümler ortaya koyuyoruz. Şey oluyor, müfettişler denetiliyor. Ya komedi gibi. Peki Sayın Başkan, aynı şeyler konuşuluyor bir de. Evet. Peki şunu söyleyeyim, siz dediğim gibi organize sanayi bölgesi başkanları içerisinde çok ayrı bir bu yere. Arada şeyi söyleyeyim, belediyenin o arsa ya öyle hisse taşımaları var ki bunları ben şimdi gündeme getirsem Bursa'da bir yıl siyasi ertler, bir yıl sanayiciler şey olacak, üzülür. Ya 15 yıl önce. Evet. Olan operasyonlardan evet, bahsediyoruz. Biz o pislikleri temizlemek eksi 44.700 metre, 191.000 metrekare yer kamulaştırmış. Ve herhangi bir ekstra ücret alınmamış sanayiciden. Türkiye'de en az altyapı katılım payıyla. Bana teşekkür edilmesi gereken yerde siyasi hicve, lince kurban edilmeye çalışılacağım. Olur mu? Peki. Gerekirse ben de çıkarım sokağa, gerekirse medyada da her yerde konuşurum. Sayın Başkan, bütün bu çalışmalar içerisinde dediğim gibi algı bir yere oynuyor mu algısı sizde yoran bir hale dönüşüyor. Ama geriye dönüp tekrar izleyenler için de hatırlatacak olursak, Bursa Spor'a destek veren kampanyalardan işte sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'a Bursa destek Spor'a çıkmıyor. Şehrin doğu tarafındaki bütün futbol, Kestel Spor, Gürsu Spor, Gürsu Belediye Spor, Yeni Doğan Spor gidip sorulabilir. Bütün okullara
Gürsu Devlet Hastanesi'nin ünitelerini kim yaptı? Biz yaptık. Ben bizzat zorla yönetimi ikna ederek yaptım. Kestel Devlet Hastanesi'ni Ramazan Aydın Yönetim Kurulu arkadaşım bizzat çalıştı. Teşekkür ediyorum kendisine. Taşın altına elini koydu. Aynı şey Başbakan Yardımcımız aradı. Osman Gazi'de bir okul. Gittim yaptırdım. Ondan bana sorulacak. Niye yaptırdın diye. Ya devletin okulunu yaptırmışım. Sanayici olarak bunu... Gemlik'te emniyetin bahçesine Bursa'nın en yüksek Türk bayrağının direğini dikmişim. Türk bayrağı dalgalanıyor. Niye yapıldı onu konuşacağız. Gürsu'daki bütün okulları, camileri, Adaköy'de cemevini konuşuyoruz. Ya cemevi de ibadethane, cami de ibadethane. Tam da o da insanımız. Tam da bu noktada yine söylüyorum 21 organize sanayi bölgesi içerisinde siz farklı bir yere sahipsiniz diye. Çünkü genelde çoğu sanayi şöyle der. Ben vergim veriyorum, çalışanın maaşını ödüyorum. Niye sosyal sorumluluk projelerin içinde olayım sorusu gelir. Sizin yönetiminizde veya sanayicilerinizde böyle bir tepki size gelmedi mi? Şu var, sanayici vizyonuyla alakalı ben değişik ortamlarda hep anlatmaya çalışıyorum. Yani şu özellikle ikinci kuşak daha olaylara bakış açısında rasyonellik var, daha gelişmişlik var. Ama bazı sanayicilerimiz maalesef tezgahtan yetişen diye tabir edilen özellikle tekstil sektöründe hasbelkader kendisinin de nasıl para kazandığını kendi de farkında değil. Rastgele kumaş tutmuş, para kazanmış ve ondan sonra kendi kendine ben çok akıllı bir insanım gibi algı doğuran sanayicilerimiz de var. Yine söylüyorum, sanayici vizyonu oluşturun. Bütün mesleki dallarda bir vizyonun oluşturulması lazım. Bir bakış açısının oluşturulması lazım. Yani dünyayla entegrasyon lazım, dünyayla uyum lazım. Şimdi bu arkadaşlara sanayide de birkaç tane ama bak şimdi 266 tane sanayicimiz var. Benim söylediğim insan onu geçmiyor. Toplantılar yaptılar, 10 sanayiciyi geçemedi. Her peki, türlü güçler de denendi. Peki Allah'a şükür. Eyvallah. Çünkü bir amiyane söz var. Fasulye yemedim ki karnım ağırsın. Şimdi ben Gürsu'ya, Bursa'ya hizmet edeceğim. Aslında siz yarın, Gürsu doğumlu birisi olarak... Belediye başkanı olur mu? Peki, böyle basit söyleyeyim. Şeylere de harcanılmaz. Gürsu doğumlu birisi olarak, Gürsu'daki Uludağ Organize Sanayi Bölgesi Başkanı olmanız aslında bir şans. Tam da bu noktada avantaj. Siz kültürel... değerlere, sosyal projelere önem veren bir başkansınız. İşte Gürsu'ya belki tarihini yeniden öğretme adına Gürsu'nun isminin nereden geldiğini de ortaya koyan isimsiniz. Geldiğimiz noktada bununla ilgili etkinlikler Hatice yaptınız. Hatice Muazzez Kutlay'ı siz de yardımcı oldunuz. Kim tanıyordu? Gürsu'nun isim annesi. Türkiye'de Sayın büyük. Cumhurbaşkanımız Aziz Sancar'ın adını Mardin'de Sıdat'a koydu dün. Söyledi, halka oylattı. Aziz Sancar'ın adını 2 yıl önce Uludağ Osebe'de caddeye koyduk. Tabii caddeye koyarken Aziz Yenge Sancar Bey'in eşi de geldi. Eşi de geldi Aziz Sancar'ın. Kendisi aradı, teşekkür etti. Sonra kendi bir yana bir plaket gönderdi. Yine 2 yıl, 3 yıl önce söylediklerimiz bugün daha siyasi erk, daha yeni icraat koyuyor. Bir yığın var bunu, onlarca var. Peki, zamanımız yok. Sizin yaptığınız kültürel şu şeylerden yaptığımız, biri. Şimdi çalışmalar. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın 5 şehrinden alıntıyla Bursa ışığına ışık katanlar ajandası. Bursa'ya 1920'den bu yana milletvekili olan tüm isimlerin yer aldığı, Bursa'nın öncülerinin doğum günlerinin yer aldığı bir çalışma. Bununla başlayalım. Çünkü çalışma bir tane değil. Asıl olan bu tip çalışmalarla sürdürülebilir olması. Bu çalışmaları yaptığınızda etki tepki ne oldu? Ya Mutlu Bey, şunlar için bir dahi soru soruluyor. Niye yaptın diye. Çünkü, ya böyle bir memur bakışıyla olur mu? Sadece bu değil. Yani bir yığın var. İşte ha Allah'a Cumhuriyet'in şükür. 100. yılıyla ilgili yine çok özel bir çalışma. İnandığı yolda yürüyerek Cumhuriyet'i kuranlar vefa günlüğü. Burada Uludağ Organize Sanayi Bölgesi yine en büyük aktör. Şimdi hiç şey siyasi ayrım da yapmadık bu tür olaylarda. Herkesle
eşit davranmaya çalıştık. Bütün insanların işini yapmaya çalıştık. Ne diyorum? Adaköy'de Cemevi ile ilgili mücadele veriyoruz. Kardeşim, Adaköy'deki Cemevi gerekirse kendi cepimden yapıp yine yaptıracağım. Aslında şu an Sayın Cumhurbaşkanımızın Alevi açılımının olduğu bir süreçte. Biz Cemevi'ne yardım için bir yıl önce yola çıktık. Daha yeni devlet bu konuda da kamu yararlarından faydalanması için öyle. Kanunu gündeme Hatta getirdi. Hatta son çalışma, Cumhuriyet'in 100. yılı için yapılmış bir çalışma. Burada daha mevcut. Cumhuriyet'i ilan eden ikinci dönem milletvekilleri içerisinde 3 cumhurbaşkanı, 8 başbakan, 8 de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı var. Ve bunları bir araya getiren özel bir çalışma. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tüm milletvekillerine dağılan, bürokrasiye dağıldığında takdirle anılan çalışmalar bunlar. Ama bu çalışmalar yere de geldiğinde aynı takdiri anladığım kadarıyla görmüyor. Mutlu Bey, işte sizin ne anlattığınız önemli değil. Karşıdakinin ne anladığı önemli derler. İşte çünkü tabii hani, olaylara bak şey. Biz şimdi bunları şimdi kalktınız, bazı şeyleri de anlatmaya. Yine şunu da göstermek istiyorum. Burada Uludağ Osebe. İstiklal Marşı, Mehmet Akif, herkesin takdirle andığı bir şey. İstiklal Marşımızın ilk yayınlanmış hali. Uludağ Organize Sanayi Bölgesi'nin katkılarıyla dağıtıldı. Bunu dağıttığınızda insanların tepkisi neydi mesela? Alan insanlardan bir tanesi ya niye yaptım bunu ben bu hediyeyi almam diyen bir tane çıktı mı? Genelde herkes mutluydu, teşekkür etti, takdir etti. Ama niye bu yapıldı diye soruluyor tabii. O da ayrı. Soran kim? Şikayet eden merciler ne adına ediyorsun? Ya da yine Mehmet Akif Ersoy adına Akif Han'la Asım Yaşa çocuk şiirleri yarışması. Var mı Türkiye'de bu tür faaliyetlerde bulunan başka İkinci bir organize sanayi bölgesi yok mı? Burada. Bana teşekkür edilmesi lazım Mutlu Bey ya. Yani şimdi belki burada sistemkar oluyorum, tepki koyuyorum ama ya şimdi bir yere kadar olur. 2022 yılının 3,5 ay müfettişler kaldı gitti. Ha, bazı arkadaşlar da şu, ben Fox TV'ye direkt çıkmamıştım. Ekonomik gazeteler, dergilerdeki demeçlerim sabah haberlerinde konu olmuştu. En son evet ben çıktım. Çıktım, sanayicimizin derdini ve meselelerini aktarmakla mükellefim ben. Eğer elektrik ve doğalgaz girdileri sıkıntı yaratıyorsa benim uyarılarım yarın karşımıza çıkacak. Tabi bu iktidara muhalefet olmak anlamında değil. Sanayicinin beklentilerini dile getirmek adına önemli. İktidarı eleştirme, muhalefete destek gibi bir mantaliteyle değil. Görevim gereği. Şimdi bir belediye başkanının görevi belediye başkanlığı yapmak. Milletvekilinin görevi milletvekilliği yapmak. Organize Sanayi Bölgesi'nin başkanı da OSB başkanlığı yapıp sanayici meselelerini ortaya koyup çözüm yolunu ortaya koymak. Ama maalesef bu toplumdaki en büyük sıkıntı taraftarlık tavan yapmış durumda. Taraftar olmadaki mahareti, aklı melekeyi kullanmada göstersek bu ülkede sorun kalmayacak. Sıkıntı burada. Sayın Başkan, çok akıcı bir program oldu. Sürede hızla akıyor. 2023 beklentileri ve işte sanayicimizin asgari ücret, ekonomik girdiler. İşte bir taraftan 10 yıl önce PKK ile anılan Gabar Dağı'nda çıkan petrol, inşallah yetişirse 2023 yılında doğalgazımızın, Karadeniz'e çıkan doğalgazın evlerde yakılabilmeye başlaması beklentilerinin ekonomiye yansımaları ne olur diyeyim ve sözü size bırakayım. Bey, biraz belki tepkili, sinirli bir toplantı gibi oldu. Ama bunları anlatmakla mecburdum. Çünkü bu sorunları da kamuoyunda bilmesi lazım. Tabii bir şey daha söylemedim, bir şey konuşmadım. Gerekirse konuşuruz. Ama ve lakin şunu söylüyorum. 2023 yılı Türkiye için, Türk milleti için önemli bir yıl. Cumhuriyet'in 100. yılı. Bir yan şeyler anlatıldı. İşte 2023'te belki gizli belgeler falan çıkaracak diyenler, ha bakalım işte geldi 15 gün sonra 2023.
Lozan'ın var mı gizli belgeleri, bir çıkarız, bir merak ediyorum onu da. O da ayrı aslında bir konu. Yani gerek İlber Ortaylı gerekse evet. Murat Bardakçı böyle bir şeyin olmadığını ama evet, insanların yani böyle bir bunun üzerinden kurban kesmeyi sevdiğini evet, dile getiriyorlar. Maalesef öyle. Yine işte yanlışa yanlış diyebilirim. 6 yaşındaki çocuk tecavüzünü ben dinime, elhamdülillah Müslümanız. Hayatımızı da muhafazakar kesiminde siyaset yapmakla ve ben Milliyetçi Hareket Partisi ve Ülkücü Taban'ın içinde 12 Eylül'ün da bizzat mağdur olanlardan biriyim. Beni herkes biliyor. Ama bir yanlış varsa yanlış diyebilmemiz lazım. 100 yıl önce Türkiye'yi, Cumhuriyeti kuran o insanlara gerçekten teşekkür etmemiz lazım. Niye etmemiz lazım? 26 tane Müslüman ülke var. 22'sini dolaştım ben. Gerçekten elle tutulan bir ülke Türkiye Cumhuriyeti. Bunu kuranlar ve bugüne kadar da hizmet edenlerin tabii hepsini bunun altını Allah razı olsun. Şunu da söylemek gelin lazım. Gelin hep beraber el ele yani verelim. Kavgayı Suudi bırakalım. Arabistan gibi, şu ülkeyi daha da büyütelim. Tabii Türkiye için şunun altını çizmek lazım değil mi? Böyle Suudi Arabistan gibi falan yer altından petrol çıktı kendinden zenginleşti. Bir şey yok değil. Evet. Var olan kendi öz kaynaklarıyla dimdik ayakta duran dünyanın en büyük üçüncü ordusunu kurabilen yine söylüyorum özel Türkiye'nin tek şimdi petrolümüz, doğalgazımız filan bunlar rentable Türkiye ekonomik olarak rakamları ortaya koymamız lazım. Tek kurtuluş yolumuz üretim ve ihracat. Bunun için iş dünyasına ihtiyaç var, çalışanımıza ihtiyaç var, sosyal barışa ihtiyaç var. Dostluğa, arkadaşlığa ve herkesin ortak bir ülke etrafında birleşmeye ihtiyacı var. Hep beraber Türkiye için, Türkiye Cumhuriyeti için el ele verip bu ülkeyi geliştirmemiz, büyütmemiz lazım. Ana yol, üretim ve ihracat. Bunun için ne yapabiliyorsak işte bu milletimize en büyük hizmet odur. Tek şu anki mücadelemiz bu. Şahsım olarak da sanayicimizin sorunlarını dile getiriyorsam, onların sorunlarını pratikçe çözümler ortaya koymaya çalışıyorsam, Uludağ OSB'nin olmaz denilen -44.000'den OSB kurulurken Ahmet Kenan Tanrı kurulma fikrini bakanımızın yanında müsteşarı çağırdı. Başkanım burası mümkün değil, olmaz. O kadar çok sorunu var ki konut alanları, dokuma atölyeleri burası kimse yapamaz. Yaptık evet. Ve Yunus Aydın'a teşekkür edilmesi gereken bir konu. Olmayacak şeyleri yaptık. O zaman son cümleyi. Türkiye'nin herkese 2023'te kurtuluşu üretim ve ihracat diyerek programı kapatmış olalım Sayın Başkanım. Katıldığınız için ben çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sürçülisan eylediysem affola. Evet sevgili izleyenler, önümüzdeki hafta yeni bir konu ve konukla karşınızda olmak temennisiyle. Hayırlı akşamlar.